1-30 Kasım tarihleri arası akciğer kanseri farkındalık ayı sevgili seyirciler. Bu ayda uzmanlar özellikle erken teşhisin önemine vurgu yaparken ekranlarınıza bir mücadele örneği getireceğiz. 69 yaşındaki Saliha Öztürk. Bakın erken teşhis sayesinde nasıl yeniden hayata umutla tutundu. Sigaranın bana yaptığı kötülük yani bu en büyük kötülük ama keşke daha önce bıraksaydım. En büyük nedeni tütün ve tütün ürünleri olan akciğer kanserine yakalandı. Erken teşhisle hayata tutundu. Çok sigara içiyordum. Kaç paket içiyordunuz günde? 3 pakete yakın sigara içiyordum. 3 paket? 3 paket evet 23 yıl bir fiil içtim ve bir gecede bıraktım. Ve bir daha da ağzıma sürmedim. Erken teşhis hayatını kurtardı. 69 yaşındaki Saliha Öztürk'e 2016 yılında akciğer kanseri teşhisi konuldu. 2 ameliyat geçiren Öztürk doğru tedavi ve erken teşhiste sağlığına kavuştu. Teşhis konulduğunda Ülke Hocam tavsiye edildi. Hemen 3-4 gün sonra PET çekilerek ameliyata alındım. Erken teşhis dolayısıyla sol akciğerimin yarısı alındı. Biraz sıkıntılar çektik ama gayet iyiyim şimdi. Sonra 4 yıl sonra sağ akciğerimden oldum. Ameliyat esnasında parça çıkarıldı. Eş zamanlı patolojik inceleme yapıldı ve adenokanser tanısı konuldu ve sol akciğerinin yarısını aldık. 1-30 Kasım akciğer kanseri farkındalık ayı. Akciğer kanseri dünya genelinde erkeklerde en sık, kadınlarda da meme kanserinin ardından ikinci sırada en fazla görülen kanser türünü oluşturuyor. Akciğer kanserinin sigara içimiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen doçent doktor Ülkü Eren, 50 yaş ve üzerindeki kişilerin risk grubunda yer aldığına dikkat çekti. Sigara içilmesini arzu etmiyoruz, elektronik sigara içilmesini arzu etmiyoruz. Çok moralimi bozmadım. Tabii önce çok üzüldüm ama sonradan düzeldi. Normal bir hayata döndüm. 15-20 sene sigara içmiş, 50 yaş ve üzerindeki kişiler için risk artıyor.